Sefiller 9. Bölüm. Kahramanımız Can Valjan aç yiyenleri için bir fırından ekmek çalarken yakalanır ve 19 yıl hapiste yatar. Ve tahliye olduktan sonra da kendisini kimselerin tanımadığı bir kasabaya giderek önce adını madden olarak değiştirir, sonra da namusuyla çalışmaya başlar. Burada uzun yıllar çalıştıktan sonra kazandığı paralarla fabrika sahibi olur. Can Valjan'a şimdi herkes Madlen Baba demektedir. Ama Can Valjan'ı yakından tanıyan polis komiseri Javert ondan şüphe eder ve onun geçmişiyle ilgili tahkikat yapmaya başlar. Bu arada ilginç bir gelişme olur. Can Valjan kendi adını taşıyan bir mahkumun Arras kasabasında ömür boyu hapis cezasıyla yargılandığını öğrenir. Kendisi yerine suçsuz birisinin yargılanmasına gönlü razı gelmeyen Can Valjan mahkemeye gider ve esas Can Valjan'ın kendisi olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine komiser Can Valjan'ı tekrar hapse atar. Ancak Can Valjan hapisten kaçar ve bir hancının yanında kalan Cosette isimli bir kızı alarak Paris'e yerleşir ve izini kaybettirir. Ancak bir süre sonra komiser Javert Can Valjan'ın izini bulur ve yakalamak ister. Ama Can Valjan ondan atik davranarak Cosette'le birlikte başka bir yere kaçar. Bu arada Marius adında bir genç, bir öğretmen Cosette'e aşık olmuştur. Acaba mektubumu aldı mı? Gelecek mi? Hadi Cosette, lütfen gel. Sana söyleyecek o kadar çok şeyim var ki. Acaba o da beni seviyor mu? Ya sevmiyorsa? Ah! Cosette, siz misiniz? Marius. Ah Cosette, gelmeyeceksiniz diye o kadar korkmuştum ki. Görüşmeyeli uzun zaman oldu Marius. Zayıflamışsınız. Eğer öyleyse sizin yüzünüzdendir güzel Cosette. İnanın size olan sevdam ve arayışım beni zayıflatmıştır. Size deliler gibi aşığım. Yapmayın canım. Beni kaç defa görüp konuştunuz ki hemen aşık oluyorsunuz. Sevmeye hazır insanın yüreği sevgiye de susamıştır Cosette. Bazı insanlar ilk görüşte sevilir. Tıpkı sizin gibi. Evet. Sizinle bugüne kadar karşı karşıya gelerek hiç konuşmadık ama yine de sevdim sizi. Buraya bunları söylemek için mi geldiniz? Evet. Aylardır kendi kendime söylediğim aşk itiraflarını bir de sizin yüzünüze söylemek istedim güzel Cosette. Bilmem siz de benden hoşlanıyor musunuz? Benim sevgime benim gibi açık yüreklilikle cevap verebilecek misiniz? Şey, iyi insansınız Marius. Sizden hoşlanıyorum. Ama sizi sevip sevmediğimi bilemiyorum. Belki zamanla o da olur. Ama şimdi bilemiyorum. Benden hoşlanmanız bile bana vaattir sevgili Cosette. Zamanla sizin de beni seveceğinizden eminim. Artık gitmeliyim. Biraz daha kalsanız. Başka zaman yine buluşur konuşuruz. Yarın. Yarın gece yine burada. Aynı saatte. Gelir misiniz? Bekleyeyim. Size kötü bir haberim var Marius. Sakın beni sevmediğinizi söylemeyin. İnanın bu benim hayatımın sonu olur. Bir haftaya kadar Paris'ten ayrılıyoruz. Ne? Aman tanrım gidiyor musunuz? Peki nereye? İngiltere'ye. Peki bir daha hiç dönmeyecek misiniz? Bilmiyorum. Bu babamın kararına bağlı. Peki siz de gitmek istiyor musunuz? Ben mi? Hayır. Ama babam giderse ben ne yapabilirim ki? Demek gidiyorsunuz ha. Bir daha seni göremeyeceğim öyle mi Cosette? İyi gidin. Siz gittikten sonra ben de başımı alır giderim. Neden siz de bizimle birlikte gelmiyorsunuz İngiltere'ye? Sizinle gelmek mi? Nasıl? 5 kuruşum bile yok. Şuradan şuraya adım atamam. Ama yine de bir yolunu bulmaya çalışacağım. Nasıl? Benim bir dedem var. Çok zengindir. Bana da çok düşkündür. Ama aramızdaki siyasi görüş ayrılığı yüzünden birbirimizle dargınız. Bu yüzden onun evinde oturmuyorum. Ayrı yaşıyorum. Dedeniz olan siyasi görüş ayrılığınız nedir Marius? Anlatması uzun sürer. Ama şu kadarını söyleyeyim. O çok yaşlı olduğu için kralcı. Bense halkın mutluluğunu düşündüğüm için cumhuriyetçiyim. Ama size olan derin sevdam yüzünden bu gece onun kapısını çalıp yardım isteyeceğim. Yarın değil, sonraki gece yine burada buluşalım. Olur mu güzel Cosette? Olur. Şu kağıdı al, burada ev adresim yazılı. Eğer aniden gitme durumunuz çıkarsa bana mektup yazar yeni adresini bildirirsin Cosette.
Yıllardır evime adım attığın yoktu torunum Marius. Şimdi ne oldu da geldin, söyle bakalım. Hı? Şey... söyle hadi söyle. Yoksa benden özür dileyip suçlu olduğunu kabul etmeye mi geldin? Hayır dede. Peki ne istiyorsun? Sizden bir şey istemeye geldim. Fazla da rahatsız etmeyeceğim. Hemen gideceğim. Ne budalalık. Sana git diyen mi var? Sen benim torunumsun. Neyse. Hadi söyle bakalım isteğin neymiş? Efendim ben... ben evlenmek için izin istemeye geldim size. Evlenmek mi? Pek güzel. Demek her şey tamam, bir izin eksik. Peki kimmiş bu hanım kız? Soylu biri mi? Hayır efendim. Mirası falan var mı? Sanmıyorum efendim. Babası ne iş yapıyor? Bilmiyorum efendim. Ya, demek senin baronez dereotu satmak zorunda kalacak desene. Lütfen dede, alay etmeyin. Evlenmek için izin istiyorum sizden. Hayır, bu şartlarla benden izin falan isteme, veremem. Lütfen dedeciğim, size yalvarıyorum. Ben o kıza deliler gibi aşığım. Çok seviyorum onu, çok. Hatta kendimden bile çok. Anlaşılan o kız her kimse, onu çok seviyorsun gerçekten. Yoksa asla bana yalvarmazdın Marius. Çünkü babana çekmişsin sen. O da senin gibi dik başlı, gururlu ve mağrur bir adamdı. Peki, yaşlı gönlümü yumuşattın. Sana 100 altın vereceğim. Kendine adam gibi giysiler al. Daha sonra yine para veririm. Sağ ol dedeciğim. Sağ ol. Yalnız bir şartım var. Asil olmayan biriyle evlenmeni kabul edemem. Ama o sevdiğin kız her kimse, onunla gönül eğlendirip istediğin gibi yaşayabilirsin. Neler söylüyorsunuz siz? Asla, asla böyle bir şey yapmam. 5 yıl önce rahmetli babama hakaret etmiştiniz. Şimdi de karım olmasını istediğim kıza hakaret ediyorsunuz. Hoşça kalın. Ne altın ne de başka bir şey istemiyorum sizden. Marius, Marius dur. Hay Allah, yine çekip gitti. Bir daha ne zaman döner bilinmez. Hay aksi, şu yaşlı dilimi bir türlü tutamıyorum. Tam torunuma kavuştum derken yine kaybettim onu. Dedemden hayır yok. Kralcı olduğu için evlenmek istediğim kızın da soylu ve zengin olmasını istiyor. Aşktan, sevgiden anlamıyorum. Ne yapacağım şimdi? Parasızlıktan Cosette'in peşine takılıp İngiltere'ye de gidemeyeceğim. Tanrım, sevdiğim kızı göz göre göre elimden kaçırıyorum. İyi ama ben bu sevgiyle sevgilimden uzak nasıl yaşarım? En iyisi intihar etmek. Yaşayarak acı çekmektense ölmek daha iyidir. Hey! Marius! Marius! Fovan, ne oldu? Nerelerdesin sen? Halk krala karşı ayaklandı. Bizim grup Şanreli sokağında barikat kurdu. Askerlerle çarpışıyor. Durma, sen de oraya git. Ben başkalarına haber vermeye gidiyorum. Tamam, gidiyorum Fovan. Kozetsiz yaşamaktansa çarpışarak ölürüm daha iyi. Teslim olun! Teslim olun! Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın Cumhuriyet! Teslim olun! Yaşasın! Dayanın arkadaşlar! Ben de geldim! Neredesin Marius? Saatlerdir burada askerlerle çatışıyoruz. Kusura bakmayın. Çatışma olduğunu şimdi öğrendim. Durum nasıl? Teslim olun! Kötü! Askerlerin sayısı giderek artıyor. Bizimse cephanemiz azalıyor. Hepimizi öldürecekler. Aha! Şurada yerde bağlı duran adam da kim? O bir kralcı. Polis komiseriymiş. Adı da Javert mi neymiş, öldüreceğiz onu ama bize kurşun lazım. Yine de biz ölmeden önce en son onu öldüreceğiz. Vay canına, kadere bak. Komiser Javert burada da karşıma çıktı. Boşuna çırpınmayın da teslim olun çocuklar. Askerlere direnemezsiniz. Kapa çeneni pis kralcı. Yoksa kurşuna acımaz, tetiğe dokunurum. Boşuna çeneni yorma komiser Javert. Burada gördüğün şu gençler var ya, onları ölümle korkutamazsınız.
İsteseler şu anda bile kaçabilirler. Ama bunu yapamayacak kadar cesur ve mağrurdur. Yere yatın! Yere yatın! Yatın! Ah! Eponin! Sensin ha! Asker kıyafetlerinle tanıyamadım seni. Ne işin var burada? Aç yoksun ve çaresiz insan. Krala karşı gelmeyip de ne yapar? Ölüyorum Marius. Sana bir şey vereceğim. Ne vereceksin? Bir mektubu. Sevgilin Kozet vermişti. Sana vermem için. Buldum, buradaymış ha. Tanrım, beklediğim mektup. Demek sendeydi ha Eponin. İyi ama daha önce niye vermedin bana bunu? Seni sevdiğimi anlamadın mı Marius? Ne? Yani sen bana... İlk gördüğüm andan beri aşıktım. Ama sen fark etmedin. Gözün Kozet denen o kızdaydı. Ah ölüyorum. Ama siz de öleceksiniz. Bu cehennemden kimse kurtulamaz. Konuşup da kan kaybetme Pony. Sen de öleceksin Marius. Kozet'i göremeyeceğin için öyle mutluyum. Eponin. Eponin. Öldü. Zavallı kız. Yaşadığı sefil hayattan kurtulmak için adeta intihar etti. Ben geldim. Pierre, senin ne işin var burada? Ben de sizin yanınızda kralcılara karşı savaşacağım. Saçmalama da çek git buradan hadi. Annem merak edersin. Hey Marius, ne yapıyorsun sen? Mektup yazıyorum. Delirdin mi sen? Mektup yazmanın sırası mı? Askerler adım adım bulunduğumuz eve yaklaşıyor. Gel de ateş et şunlara. Tamam bitti zaten. Birini dedeme hitaben yazdım. Ölürsem cesedimi onun evine götürsünler diye. Bunu cebime saklayayım. Ölürsem bulurlar. Diğerini de Kozet'e yazdım. Hey çocuk! Ne var? Al şu mektubu. Üstünde yazılı olan adrese götür. Götürürsün değil mi? Götürürüm tabii. Hadi aslanım göreyim seni. Geldim işte. Üf, amma kalabalıklar. Ateş et Marius, ateş et. Alın, alçaklar. Kozet, kızım. Efendim baba. Neyin var? Seni birkaç gündür üzgün görüyorum. Canını sıkan bir şey mi oldu? Yok, yok bir şey baba. Hayır, var. Seni iyi tanırım. Eğer canın sıkılmasa böyle üzgün durmazdın. Hadi söyle bana yavrum, ne oldu? Yarın İngiltere'ye gideceğiz. Yoksa seni bu mu üzüyor? Evet babacığım. Paris'ten ayrılmak üzüyor beni. İyi ama neden? Çünkü sebep Marius baba. Marius mu? O da kim? Tanıyor muyum ben? Şu parkta bize kendini tanıtan delikanlı. Hatırladım. Yoksa sen o delikanlıya... Kızma ama aşık oldum ona baba. Ha, iyi ama sen o delikanlıyla ne zaman görüştün ki Kozet? Oturduğumuz yeri öğrenmiş. Birkaç sefer buraya geldi. Bahçede buluştuk. Konuştuk onunla. Öyle iyi bir insan ki beni sevdiğini, bana aşık olduğunu söyledi baba. Peki ya sen? Sen de ona aşık mısın? Eğer aşk Marius'u özlemekse evet. Onun yanındayken heyecanlanmaksa evet. O gittikten sonra gözyaşı dökmekse evet babacığım. Ben de ona aşığım. Demek Paris'ten ayrılacağımız için ve sevdiğini göremeyeceğin için böyle üzgünsün ha? Evet babacığım. Ben bakarım. Bayan Kozet burada mı oturuyor bayım? Evet, neden sordun? Ona bir mektup getirdim. Mektup mu? Ha tabii. Demek beklediğimiz mektubu sen getirdin. Bana verebilirsin oğlum. Buyurun efendim. Mektup Marius'tan geliyor. Belki ayıp bir davranış ama açıp okuyacağım. Sevgili Kozet, bu mektubu sana Şamreri sokağındaki barikattan yazıyorum. Kralın askerleriyle biz cumhuriyetçiler şu anda çarpışıyoruz. Birazdan öleceğim. Zira askerler çok kalabalık. Biz ise barikatın oradaki evde kafana kıstırıldık. Seni seviyorum Kozet.
Son kurşunumu sıkıp son nefesimi verinceye kadar da seveceğim sevgilim. Elveda hayatımın tek aşkı. Vay canına. Kozetimin sevdiği çocuk tehlikede. Eğer Marius'a bir şey olursa Kozet de yaşayamaz, o da ölür. Olamaz. Eğer Kozet ölürse ben de yaşayamam. Ben de ölürüm. Beni bu sefil hayata bağlayan tek şey Kozet. Kızım. Onun yaşaması için Marius'u korumalıyım. Babacığım, kimmiş gelen? Hiç kimse kızım. Çocuklar kapıyı çalıp kaçmışlar. Sonumuz geldi. Bende çok az kurşun kaldı. Teslim olmak yok. Ölmek var, teslim olmak yok. Sayımız giderek azaldı. Dikkat edin, ilerliyorlar. Ateş! Güzel. Bakın kaçıyorlar. Şimdilik püskürttük ama yine gelecekler. Nasıl olsa kapana kıstırın. Dayanın çocuklar, ben de geldim. Sen de kimsin amca? Bir cumhuriyetçi. Sizlere yardıma geldim. Sağ ol vatandaş. Cumhuriyet sana teşekkür eder. Madem yardıma geldin, boşalan tüfeklerimizi doldur bari. Aman Allah'ım. Bu adam Kozet'in babası. İyi ama burada işi ne? Dikkat edin. Dikkat edin, yine hücuma geçtiler. Bu sefer kalabalık geliyorlar. Cephanemiz azaldı. Nişan alarak ateş edin. Her atışta bir kralcıyı vurmalıyız. Dikkat edin. Dikkat edin, bu taraftan geliyorlar. Aptallık etmeyin. Öleceksiniz burada. Teslim olun da hayatlarınızı kurtarın. Kapa çeneni komiser bozuntusu. Ya biriniz şunu vursun be. Hey sen, ihtiyar. Çıkart şunu dışarıya da başına bir kurşun sık ha. Olur. Kalk komiser, yürü. Evet Jean Valjean. İşte yine karşılaştık. Öcünü almanın tam zamanı. Hadi öldür beni. Bıçakla mı tabancayla mı öldüreceksin? Kurşun size gerekli olduğuna göre bıçakla öldüreceksindir. Hadi öldür. Arkanı dön komiser Javert. Neden? Hadi dön diyorum. Olur. Demek gözlerime bakarak öldüremeyeceksin beni. Sırtımdan vuracaksın ha. Al, döndüm. Vur hadi. Ellerini çözmek için arkana dönmeni istedim. Evet, işte serbestsin artık. Serbest mi? Neden vurmadın beni? Vurmam için bir sebebim yok ki komiser Javert. Siz bir polissiniz. Elbette kanun kaçaklarının peşine düşmek göreviniz. Ayrıca dürüst bir polissiniz de. Hadi gidin artık. Buradan kurtulacağımı hiç sanmıyorum ama yine de adresimi vereyim size. Arme sokağı 7 numarada oturuyorum. Şayet sağ kalırsam ve bu öksürükten ölmezsem yarın gelip tutuklayabilirsin beni. Tabancanı ver Jean Valjean. Neden? Ne yapacaksın ki? Tabancanı ver dedim. Al. Benim hayatımı kurtardın. Oysa ben ne zamandır senin peşindeydim. Yakalayıp tekrar hapse tıkacaktım seni. Ama artık yapamam. Hayatımı kurtaran birini yakalayamam. Ne demek istiyorsunuz? Ben senin de söylediğin gibi dürüst bir polisim Jean Valjean. Şu anda görevim seni tutuklamaktır. Ama bunu yapamayacağıma göre şerefsizce yaşamanın da bir anlamı yok. Hoşça kal dostum. Dur, yapma! Öldü. Kendini öldürdü. Hayatını kurtarmamı kabullenemedi ve kendi hayatına son verdi. Her neyse, içeri girip gençlere yardım edeyim. Komiseri ne yaptın amca? İşini bitirdim. İyi yaptın. Dikkat edin, ateş ediyorlar. Aa, yandım. Marius, sen de mi vuruldun arkadaşım? Evet. Bayıldı. Alçaklar, köpekler. Hepiniz öldüreceğiz. Ateş, ateş. Marius bayılmış ama kan kaybediyor. Onu buradan çıkartıp eve götürmeliyim. Belki kurtarabilirim. Buradakiler kendi dertlerinde zaten. Dayan Marius, sakın ödeyeyim deme. Eğer ölecek olursan kızım, Kozet'im de ölür. Buna katlanamam. Sık dışın evlat. Seni evime götürüp tedavi edeceğim. Sefiller adlı oyunumuzun 9. bölümünü dinlediniz. 10. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.